Herkese merhabalar, ben Kübra, kanalıma hoş geldiniz. Aslında sizleri en son pazar günü bırakmıştım, aldıklarımı denemiştik. Sonrasında dışarı çıkmıştık, pazar gezmemize eşlik etmiştiniz. Sonrasında ama baktım video çok uzamış, o videoyu paylaşmadım. Bu videoma o kısmı dahil etmek istiyorum. Şimdi sizleri hemen pazar gününe götürüyorum. Yeni bir günden herkese merhabalar. Günlerden pazar, saatlerimiz 2'yi geçmek üzere. Artık gün için hazırız diyebilirim. Üzerimi değiştim, kahvaltımızı yaptık. Dün en son sizleri yemek hazırlarken bırakmıştım yanılmıyorsam. Sonrasında birlikte soframızı kurmuştuk ve artık kapatmıştım. Sonra biz yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, annemi gönderdim derken o şekilde geçti. Sonrasında da yattık, uyuduk zaten. Yorucu bir gün olmuştu bizim için de. Bugünse birazdan pazar gezmesi için yine rutin dışarı çıkacağız inşallah. Hazırlıklarımızı yaptık, üstümüzü değiştik. Uras da bugün ödevlerini yapıyor. Yarın günlerden pazartesi olduğu için artık ödevlerini halletsin, öyle çıkalım istedik. Şimdi gelen birkaç kargom vardı. Hatta bir kargom var gelen. Bir tane de aldığım ürün vardı. Sizlere söylemiştim o gün AVM turumuzda. İpek Yol'dan bir mont aldım diye. Bir tane de kazak aldım ama kazağım da gelecek demiştim yanılmıyorsam. Kazağım henüz gelmedi. Onu geldiğinde artık videolarımda gösteririm diye düşünüyorum. Ama bir tane bot almıştım İpek Yol'dan. O geldi. Onu hemen sizlerle paylaşayım. Trendyol'dan almıştım. Geçen sezonun ürünü aslında. Geçen sezonların diyeyim daha doğrusu. Ama bir türlü almak denk gelmemişti. Ya da şöyle söyleyeyim. Kürkleri orijinal kürktü. O yüzden ben de gerçek kürk almak istemediğimden bir türlü alamamıştım. Çok da beğeniyordum aslında. Ama derken uzatmadan hemen botu getireyim. Önce sizlerle onu paylaşayım. Bu şekilde zaten İpek Yol'un her sene ürettiği klasik botları. Bunlar o zaman gerçek kürk yapılıyordu. Ve ben gerçek kürk almak istemiyordum. Ama geçen senelerde artık gerçek olmayanı üretilmeye başlamıştı. Ondan sonra ben de almak istemiştim. Ama yine dediğim gibi bir türlü sıra gelmemiş herhalde. Aklımdan çıkmış. Ama bunları indirimde yakalar yakalamaz hemen aldım. Açıklamalara mutlaka sizler için linkini de bırakacağım. Yalnız sadece 36 bedeni kalmış. Benim ayağımda normalde topuklularda 36, spor ayakkabısında botta 37 olarak değişiyor. Ama artık 36'da bir şansımı denemek istedim. İyi ki de almışım, iyi ki de öyle yapmışım. Ayağıma tam oldu. Zaten birazcık açılma payının da olacağını düşünüyorum. O yüzden gayet konforlu bir şekilde giyerim. Özellikle taytlarla falan çok şık olacaktır. Onun dışında bu şekilde simli bir yapısı var. Bir de bunun siyah rengi vardı. Eski sezonlarda aslında sade renkleri üretilmişti, simsizdi. Onları daha çok beğeniyordum ama bunlar da çok hoşuma gitti. Bu şekilde bunları aldım. Yanılmıyorsam 450 lira civarına geliyor. Fiyatları gerçekten çok çok iyi bunların. Onun dışında sezondan yaptığım yine bir mont alışverişi var. Dış giyime dayanamıyorum. Gerçekten çok seviyorum dış giyimi. Aslında böyle iç giyime, kazaklara ihtiyacım var. Bu arada sizlere göstermiştim. Hemen giydim. Bu da harika oldu. Bunu da çok beğeniyorum. Ama iç giyim bir türlü denk getiremiyorum. Bulamıyorum içime sen güzel bir şey. Ama dış giyim sürekli bulduğum için hemen aldım ve kaçırmak istemedim. Hemen bunu da sizler için giyip üzerimde göstermek istiyorum. Bu sene zaten biliyorsunuz İpek Yol'dan bir tane mont almıştım. O da böyle pembeydi. İşte yaka detayları, kürk kısmı pembeydi. Çok şık bir monttu. Ama bunu da görünce bayıldım. Gerçekten ışıl ışıl bir mont. Bu şekilde çok güzel duruyor. O yüzden dayanamadım. Hemen bunu da aldım. Hatta şöyle biraz uzaktan da sizlere göstereyim. Taytlarla falan çok rahat kombinlenebilir. Bu şekilde çok güzel bir ürün. Bunu sezondan aldım. Maalesef fiyat olarak da oldukça yüksek. Ama böyle montlar ben seviyorum. Bu tarz ürünleri alıyorum. Çünkü uzun yıllar giyebiliyorum en azından. O yüzden böyle bir şey almak da istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunu da sizler için göstermek istedim. Birazdan şimdi Uras'ın ödevleri bitince toparlanıp artık dışarı çıkarız. Sonrasında gün akışı ne getirir bilmiyorum. Ama elimden geldiğince sizleri videomu dahil etmeye çalışacağım. Şimdilik kapatıyorum. Dışarıda görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Bizim hazırlanmamız, evden çıkmamız, toparlanmamız biraz uzun sürdü. Şimdi artık evden çıkmış bulunuyoruz. Şimdi Uçhisar Göreme taraflarına doğru ilerliyoruz. Gerçekten bugün çok güzel bir hava varmış. Keşke işlerimizi hızlı halledip birazcık daha erken çıkabilseydik. Günü kaçırmazdık en azından ama şu an saatlerimiz 5'e geliyor. Yine de en azından bir 2 saatlik vaktimiz var diye düşünüyorum. Şimdi bir akşam yemeği planlıyoruz. Mekan olarak da sanırım Karus'a geçeriz diye planladık. Göreme
Kareme'de bir mekan. Karus gerçekten güzel de bir manzarası var. En azından böyle Kapadokya manzarasında harika bir akşam yemeği için gerçekten güzel bir alternatif. Haruna Restorantı var. O tarafa geçeriz muhtemelen. Şimdi gidiyoruz Göreme'ye doğru. Çok güzel gerçekten. Işıl ışıl her yer. Sizlere de birazcık onları da göstermek istiyorum. Görüşürüz. Elimden geldiğince sizlere çekmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz yeniyim. Daha 7. 8. videomdayım. Sanırım 8. videom olacak bu yayınlandığı zaman. Elimden geldiğince güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. Benim tercih ettiğim, izlerken keyif aldığım içerikleri kendime uyarlayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ben de genelde vlog izlediğim için, bu arada çok sıkı bir ben de YouTube izleyicisiyim. Genelde vlog izlemeyi seviyorum. Yıllardır izliyorum çünkü. Çok hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince dediğim gibi güzel bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Edit esnasında da sıkıntılar yaşıyor olabilirim. Ya da böyle sizler için işte sesler yükseliyor, alçalıyor şeklinde yorumlar gelmiş. Sıkıntı olan şeyleri mutlaka yorumlara yazın. Dediğim gibi yine elimden geldiğince yorumları da okuyorum, yanıtlıyorum ve dikkate alıyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah hep beraber büyüyeceğiz. Güzel kocaman bir aile olacağız. Gerçekten bunu çok istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Instagram'da bir yıl aşkındır içerik üretiyorum. Biliyorsunuz sayfama yeni gelenler, bu videoyla ilk defa beni izleyenler, tanıyanlar varsa tekrardan söylemiş olayım. Instagram adresimi de alt tarafa bırakıyorum sizler için. Oradan daha güncel ve anlık içerikler üretiyorum. Linkler paylaşıyorum. Oradan da beni mutlaka takip edin. En azından oradan anında böyle paylaşımlarıma şahit olabilirsiniz. Bu şekilde açıklamalarımı da yaptıktan sonra şu an hatta biz Göreme'ye geldik. Çok yakın zaten, biliyorsunuz artık Avanos'ta oturuyoruz. Mesafelerimiz her yere çok yakın. Kapadokya'da çok uzak bir alan yok. Avanos, Uçhisar, Göreme, Zelve, Çavuşin, Nevşehir hepsi çok yakın. Özellikle Avanos gerçekten merkezi bir alanda bulunuyor. Gideceğiniz yerlere 10-15 dakika içerisinde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hatta Kayseri'ye de yakınız. Ama yine de en uzak yerimiz tabii ki Kayseri. Yaklaşık 45 dakikalık bir yoldan sonra Kayseri'ye de ulaşabiliyorsunuz. Durumlar bu şekilde. Şimdi Göreme'nin içerisinde sizlerle hemen paylaşayım. Kameramı çevireyim. Gayet güzel görünüyor. Biz Göreme'yi, Uçhisar'ı, özellikle bu iki yeri çok seviyoruz. Ürgüp'ü de seviyoruz ama Ürgüp eskiden daha fazla popülerdi. Şimdi birazcık buralar ön plana çıktı. O yüzden buraları gerçekten çok seviyoruz. Peribacalarını da bu şekilde sizlere göstereyim. Peribacaları nerede? Kapadokya'ya geldiğimizde peribacalarını nerede görebiliriz şeklinde çok fazla soru alıyorum. Peribacaları Kapadokya'da her yerde mevcut diyebilirim. Her yerden görebilirsiniz. Uzak, yakın. Fark etmez. Mutlaka bir yerlerden peribacalarını görebilirsiniz. Ama tabii yakından görmek isterseniz özellikle gezilecek yerler var. Uçhisar taraflarında, işte Ürgüp taraflarında. Oraları da tekrardan araştırırsanız daha yakından görme, fotoğraf çekilme fırsatları da yakalarsınız. Hafta sonları bölge oldukça kalabalık oluyor. Gayet eğlenceli oluyor, güzel oluyor. Özellikle Avanos çok kalabalık oluyor. Yerli turist özellikle Avanos'u tercih ediyor. Irmak kenarı olduğu için böyle hoşlarına gidiyor insanların. Biz de çok seviyoruz Avanos'u, yaşadığımız yer olduğu için. Hem de gerçekten imkanları da çok güzel. Birçok markaya da hizmet ediyor. Gayet keyifli bir yer. Gördüğünüz gibi Kapadokya'da her an böyle at çıkabilir karşınıza. Çok sevimli, çok tatlı bir yerde yaşıyoruz. Gerçekten çok seviyorum. Özellikle böyle hafta sonuna denk gelen vloglarımda da sıklıkla gezdiğim yerleri sizlerle paylaşmaya, bölgeyi göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. En azından ziyaret etmek isteyenlere de fikir olur. Geldiğinizde sizler de buraları ziyaret edersiniz. Ben tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu şekilde yollarımız biraz sıkıntılı. İnşaat var şu an. Evet, inşaat varmış hatta. Şu an çekim yaparken tripod kullanıyorum ama yollar çok bozuk olduğu için ister istemez sallanıyor maalesef.
Bu arada şu an çekimlerim için telefon kullanıyorum. iPhone 13 Pro Max var şu an ama ileride birazcık daha büyüdüğümüzde kamera alıp bir kameradan çekim yapmak ben de tabii ki çok isterim. Ama şu an onun için birazcık daha erken diye düşünüyorum. Telefon çünkü şu an daha pratik, edit olayı falan da benim için daha kolay oluyor. Ama illaki büyüdüğümde daha kaliteli içerikler üretebilmek adına, sayfamız büyüdüğünde tabii ki de kendimi ben de geliştireceğim bu noktada. Evet, şimdi geldik Karus'a. Arabamızı da valeye veriyoruz çünkü burada park sıkıntısı oluyor. İnebiliriz artık. Kapanmasın, dikkat et. Tamam, geçebilirsin. Dışarı soğuk olur herhalde ama. Şöyle yukarıdaki masalara bir bakalım. Oranın manzarası daha güzel. Şuraya oturalım mı? Üşür müyüz kapılar açık? Bence üşümeyiz. Dışarıya da bir bakalım. Merhabalar. Yok artık, dışarı soğuyor Uras'cığım. Dışarıda üşüyebiliriz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Dışarı oturalım. Burası iyi bence. Selamlar, biz hızlı bir şekilde yemeğimizi yedik ve kalktık. Zaten Göreme ile Nevşehir arası çok yakındı, o yüzden bir Nevşehir'e geçmek istedik. Bugün de çok fazla zaman kaybedip eve de geç gitmek de istemiyoruz. Yarın pazartesi olduğu için malum okul var. Şimdi eve geçince de Uras'ın hazırlıkları olacaktır. O yüzden çok fazla oyalanmadık diyebilirim. Hemen yemeği yiyince kalktık. Şimdi bir Migros'a geçiyoruz. Evin ufak tefek eksikleri var. Her zamanki gibi bitmeyen eksikler. Onları bir alalım dedim. Çünkü yarın kahvaltı falan hazırlayacağım orası için. Öyle olunca da yumurtamız falan bitmişti. Bugün krepte 4 yumurta kullandım. Çünkü bayağı bir krep yaptım. Çok seviyoruz. Hepimiz de yedik. Instagram'dan takip edenler şanslı. Oradan paylaşmıştım. O şekilde şimdi eksikleri almak için Migros'a geçiyoruz. Yine orada da açarım. Evet, biz geldik. Anneciğim al hadi arabamızı. Alışveriş arabamızı da al. Hadi içeri geçelim. Şunu alabilirsin bebeğim. O
farklı ama bu daha çok alıyor. Yok yok, şu yeterli bizim için, bunu al. Çok alacağımız yok çünkü. Aynen, kabaklar hala duruyor yerinde. Orkideler de gelmiş. Fiyatları da gayet uygun. İki dallı orkide olmasına rağmen 100 liraya düşmüş. Çok iyi. Ay, hatta bak bu mini de güzelmiş. Mini mi bu? Mini. Ama çok güzelmiş. Hangisi aşkım? Pembeyi mi beğendin? Hı, o da güzelmiş. Hanımı beğendin. Neyse, orkidemiz çok ama gerek yok almaya. Gel bakalım. Kestane alalım Uras. Kestane alalım, gel. Değil, şuydu bak. Saçma demiş ki, matbaa da çok güzel. Ondan alalım. Anne, evde armut var mı? Var. Canın armut mu istedin? Evde var. Elma gibi bak. Bakayım. Şimdi evde aynısından var. Mandalinalar çok tatlıydı geçen sefer, biz çok beğendik. O yüzden biraz fazla aldım. Hatırladım ya. Salam alacaktık, yumurta alacaktık. Evet. O tarafa geçecektik. Sadece bir çekmeye alacaktık. Öbür dolapta. Aynen. Mantı aldın mı? Sen bilirsin. Al hazır. Yok. Pardon, bir tane mantı alabilir miyiz? İndirim mi var, ne var? Yumurtada indirim varmış, 30'da. Tutma alacağız. Gerçi dergiye bakacağım. Tarihine 11. ayın 14'ü. 8 gün var. Daha uzunu yok mu? Daha uzununa bak. Bak. Baba, benim oyuncu kartlarım var ya. Evet. Benim. İşte bu dergide de böyle Ronaldo falan kartlarım var. Çok iyi. İki tane veriyorum.
Neyse alıyorum, kırılıyor. Tamam al. Tüketirsin zaten ya. Pasta börek bitmiyor. Aynen. Alıyorum bunu. Kestaneyi şundan aldım. Sen yoktun o ara. Çok mu küçük? Nasıl çıkar ki bu? Denediz ya. Bakalım bir. Anne, benim oyuncu kartlarım var ya. Dolcu. Salam istiyorsun. Evet, evet, çok seviyorum. Ötekinden de al. İndirim varmış, alalım mı? Al. Fıstıksız al. İki fıstık. Şöyle. Şey, tamam. Yük olandan alsan şey dilimi. Şey mi, dilimi kaşardan şey salandan sürüyor. Şöyle yük yuvarlak olandan var ya anne. Şu beyazlarını çalmadık ki oğlum biz. Hı? Beyazlarını çalmadık. Ha, evet, ondan. Bu da hangi markaydı? Namet. Namet de herhalde. Maret. Bilmiyorum, hatırlayamadım. Namet. Anneciğim. Evet. Biraz müsaade edelim. Bir de bundan alalım o zaman. Ay, taç marka olandan almıyorum. Alma artık, gerek yok. Karın normal sosundan da almıyorum. Gerek yok. Ekmek alalım bundan. Çıktı bakalım. Tamam. Sandviç göremiyorum. Şurada herhalde. Evet, rasyonu biz çok sevdik. Babanın akşam gömdük. Yedik. Şurada şunun altında herhalde. Aynısıydı herhalde aldığımızda. Yeter mi şu? Yeter mi? Ya anne, iki tanesini de gönderir mi? Var mı alacağım başka bir şey? Şey, ha var, şu tarafa bir geçelim. Airfryer'da sufle yapacağım. O yüzden çikolata alalım. İçine ben koymak için süfleni. Tamam. Şu sadelerden alalım. Şu eti sütlüden alalım iki tane. Ben almıştım ondan. Aynısın lan. O da anca fıstıklı almışım. Süfleye bunlardan koyarız. Ne sütledi? Bundan alalım. Hatta bir paket daha alalım. Evde bulunsun. Bitter ben sevmiyorum. O yüzden bitter kullanmayacağım. Sütlü daha iyi geliyor bana. Anne, şu şeyi döndürsen olur. Uzun olanlar. Tamamız herhalde. Dergi projekt olmuş. Tamam oğlum.
Ayşegül Hanım kestanenin... Sizlere tek tek göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama yine de sizi biraz yakınlaştırayım. Hızlı bir şekilde ben göstereyim. Evrim de o arada yerleştirecek zaten. Yani bu toplu bir alışveriş değildi. O yüzden eksiklerimizi tamamladık diyebilirim. Böyle bir yumurta aldık. Onun tarihini de bir şekilde... İkisi var zaten bugün. Şu ikisi. Ha, aynen kutuyu kaldı yere. Aynen. Burası abur cuburları. Polonez marka çekme fıstık salam aldık. Bunları seviyoruz, lezzetli oluyor. Hem de indirimdeydi, değerlendirmiş olduk. Onun dışında bizim evde çocukların en çok sevdiği Uraslı evrimi Nutella. O yüzden Nutella aldık. Almıyoruz. Uras için yine. Evrim de çok seviyor gerçi bunları. Kinder Pinguya aldık. Sonra bunu hiç istemesem de Uras kendine jelibon almış. Bu şekilde Antep fıstıklı çikolatalar etini. Bu da dolaba süt burger. Şunu al dolaba koyabilirsin. Bu şekilde Migros'un büyük sütünü aldım. Yine böyle pasta tarzı falan bir şeyler yaparken iyi oluyor çünkü. Onun dışında muz aldık. Aşkım bu meyveliye. Muzu böyle biraz olgunlaşmamış alıyorum. Mantı aldım. Bu mantılar güzel oluyor. Seviyorum Şahin'in. Yine bir salam daha. Bu da Antep fıstıklı. Evrim Antep fıstıklı salam sevmiyor. Uras'la ben Antep fıstıklı seviyoruz. Bu da onun için. Bu şekilde sandviç ekmekleri aldık. Sandviç ekmeğinin böyle kendine has bir lezzeti olduğu için hafif böyle tatlı şekerli seviyoruz biz. Bu şekilde bir Maret'in hindi fümü aldık. Bunu Uras Bey özellikle istedi. Nerede yedi, ne zaman yedi hiçbir bilgim, fikrim yok ama istedi. Sadece salam, bir ceviz içlerinden aldık. Ben hem yulaflarımda hem tatlılarda kullanıyorum. Hem de Uras'ı sabah kahvaltısında yediriyorum. Normalde annemler pazardan böyle kendileri ceviz alıyor. Bana sağ olsunlar doğal böyle kırıyorlar, veriyorlar ama hızlı tükettiğimiz için maalesef yetiştiremediler. O yüzden aldım ceviz içi. Kestane aldım. Belki birazdan yaparız. Nasıl çıkar bilmiyorum. İnşallah iyi çıkar. Dursun bu. Aynen, ortada dursun. Bolca mandalina aldık. Hem C vitamini. Artık havalar soğudu. Hem de çok tatlıydı oranınki. Yine bir salam. Bu ara işlenmiş gıdalara biraz fazla ağırlık verdik. Çünkü canımız bu ara istiyor. Epeydir yemiyorduk. Yine evde bulunması için bu şekilde tablet. Çikolatalardan aldım. Sütlü aldım. Faturamız da bu şekilde. Ne tuttuğunu da sizler için söyleyeyim. Merak ediyorsunuz çünkü. 1026 lira mı? 1200 mü öyle bir şey? 1200 falan ya da 1126 civarı bir şeyler tutmuş. Ondan sonra cırma. 1026'ymış. Aynen 1026. Atıyorum onu. At at. Bu şekilde böyle cipslerimiz, abur cuburlarımız. Bunlar benim favorim. Bu yer fıstıklı olanları çok seviyorum. Karışık kuru yemiş aldım. Bunlar da indirimdeydi. Ben özellikle kuru yemişleri çiğ tüketiyorum. Çok seviyorum bu şekilde. Yine mutfağımın olmazsa olmazı cif. Hızlı göstermeye çalışıyorum çünkü çok fazla video uzadığını düşünüyorum. Bakalım birazdan edite oturacağım. Sizler için yarın akşama doğru bu videoyu yetiştirmem lazım. Yayını açmam lazım. İnşallah hallederim. Bugün benim için yorucu bir gündü. Zaten cumartesi pazardan çıkınca gerçekten çok yoruluyoruz ikimiz de. Değil mi aşkım? Bu da Petibör bisküvi. Biliyorsunuz ben çok yapıyorum. Seviliyor bizim evde. Lipton Doğu Karadeniz sallama çayımız. Pudingimiz. Bir de Uras brownie almış kendine. İçi beyaz çikolatalı mı? Çikolatalı kahveli kek. Acaba kahveli olduğunu farkında mıydı Allah'ım? Olsun ya. Değil ama bence. O şekilde. Ah yoruldum. Anlatıp kendisi var. Evet. Aşkım. Çok dikkatlisin. 4 poşet çünkü. Evet 4 poşet aldığımızdan hemen anladı bebeğim. Bu şekilde solanın günlük kullanım için peçetelerinden aldım. Bunlar da gayet güzel görünüyordu. Çok ince değiller ve indirimdelerdi. Migros hafta sonu zaten genelde indirim oluyor. Kadrajda çıkıyorum değil mi tam? Çıkıyorsun. Sıkıntı yok arkada.
Arka kamerayla çekiyorum çünkü şu an görüntü daha kaliteli olsun diye. Malum artık gün aşırı yok. Öyle olunca da iki tane bundan aldık. Arka kamerayla çekiyorum. Öyle olunca da cümlemizi tamamlayamadım. Tamamdır, göstereceklerim bu kadar. Alışverişimiz bu kadar. Evet, şimdi izlediğiniz görüntüler pazar gününe aitti. Güzel bir pazar geçirdik. Pazar günümüzü dolu dolu gezerek, eğlenerek, yemek yiyerek geçirdik diyebilirim. Sonrasında 2 gün boyunca ben indirimlerle meşguldüm. Kasım indirimleri başlamıştı biliyorsunuz. Çok yoğundu. Trendyol hala devam ediyor. Hepsi burada da hala devam ediyor. İndirimlerde güzel avantajlı ürünler bulup sizler için linkliyorum. İhtiyaçlarımız için ben de dahil hep Kasım ayını bekledim. O yüzden yoğun bir gün geçirdim. Yoğun bir 2 gün geçirdim. Daha doğrusu sizlere çok fazla videoma dahil edemedim. Ama artık bugün dışarı çıkmıştım ve kuaförle açılışı yapınca dedim videomu hemen açayım, kaldığım yerden devam edeyim. Bugün inşallah sizlerle birlikte geçireceğiz. Yarın da video günüm zaten. Hemen akşam editini yapıp taze taze sizlere video yetiştireceğim diye düşünüyorum. Şimdi kuaförden çıktık, hazırlandık. Böyle bir yemeğe gideriz diye düşünüyoruz herhalde, değil mi evet, aşkım? Öyle. Aynen. Selam vermek ister misin takipçilerime? Evrim de sizlere selam verdiyse artık ne yapacağımızı düşünebiliriz. Ne yapsak, nereye gitsek, ne yesek. Saatlerimiz şu an 4.30 civarında. Bugün günlerden de çarşamba. Uras 2 gün raporluydu ama bugünü de dahil ettik. Tam anlamıyla iyileşsin, okula öyle başlasın istedik. Bugün de okula gitmedi, evdeydi. O yüzden biz de bu saatlere anca çıkabildik, işlerimizi halledebildik. Ama çok şükür artık tam anlamıyla iyileşti diyebilirim. Gayet iyi maşallah. Yarın o da okula gider. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Biz bir konuşalım, karar verelim, nereye gideceğimizi belirleyelim, yine açarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar biz şimdi ne yiyeceğimize karar verdik. Hazır Nevşehir'deyken Hasan Şef'e gelelim dedik. Zaten Master Şef'ten de biliyorsunuzdur, birçoğunuzun haberi vardır. Nevşehir'de çok güzel böyle bir mekan açtı. Gayet de güzel lezzetli burgerleri var. Biz de şimdi onlardan yemek istiyoruz. Oraya doğru geçiyoruz. Aracımızı da park ettik. Şimdi arabadan inmeden sizlere de bir durum güncellemesi yapmak istedim. Aşkım neden gülüyorsun? Somurtuyor diyorlar ondan. Her şeye gülüyorum. Ay çok hoşsun. Tamam, şimdi orada tekrardan görüşürüz sizlerle. Bu arada arada Evrim'e Instagram'dan özellikle arada çok mı yazıyorlar. Genelde hatta neden eşinizin yüzü hiç gülmüyor? Sen güldükçe bana gül. Neyse buraları keselim. Hayır aşkım kesmeyeceğim. Öyle, o yüzden o da gülüyormuş. Ah canım benim. Hadi acıktım, hadi in. Hadi acıkmış, iniyoruz.
şimdi AVM'ye geldik. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Burada bir kafeye geçeceğiz. Ama öncesinde onlar gelene kadar birazcık dolaşıp eksiklerim için bakmak istiyorum. Hem de indirim döneminde olduğu için burada mağazaları dolaşarak indirim ürünlerinde linklerini en azından Instagram'dan sizler için bırakırım diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki de ilk durağım olan İpek Yol'a bir girelim bakalım neler varmış. Sizlerle birlikte inceleyelim birazcık. Evet, gezelim bakalım birazcık neler varmış. Yeni bir şeyler gelmiş mi? Şu an tek üründe %20, 2 ve üzeri üründe de %30 indirim vardı yanılmıyorsam. Muhtemelen hala o kampanya devam ediyor. Burada hemen tabii ki de benim montum gözüme çarptı. Hala var. Bakmak isteyenler, beğenenler hala mağazalardan buna ulaşabilirsiniz. Ay, leoparı normalde severim ama yani bu ayakkabı, bu model hiç güzel olmamış. Yani onu bir beğenemedim, bilmiyorum. Bence çok basit durmuş. Bu çantalar çok güzel ama. Bunları çok beğendim. Çok şıklar. Gerçekten böyle gece davetlerde harika duracaktır. Pembesi de çok güzelmiş. Siyah olan da çok güzel. Işıl ışıl. Üzerimde az ışıltı var gibi. Bir de elime bunu aldım. Tabii böyle sade şık kombinlerle gerçekten star parça olarak bunu kullanabilirsiniz. Çok beğendim. Fiyatını da görebilirsem hemen sizlerle paylaşayım. Şu an 1200 TL ama işte tek üründe %20'lik bir indirim uygulanacaktır muhtemelen bu ürün için. Sezonda biliyorsunuz İpek Yol maalesef pahalı oluyor. Ama işte indirimlerini kovalarsanız, dikkat ederseniz, indirimde alırsanız daha avantajlı olabilirsiniz. Uras da kendine bir tane şapka bulmuş, onunla dolaşıyor. Çok tatlısın minnoşum. Burada da benim deri ceket diyorum. Benim deri aldığım pantolonun üstüne bu şekilde ceket de denebilir, gömlek de denebilir ama gömlek olması için en azından benim için biraz kalın. Ben ceket olarak değerlendiririm. Böyle içine crop şeylerle güzel olabilir. Bu şekilde takımı da varmış. Benim aldığım zaman sadece pantolonu vardı deri. O yüzden üstünü almamıştım. Ama böyle takım giymeyi sevenler takım olarak da değerlendirebilir. Bunun gerçekten kalıbı efsane. Yani ben çok sevmiştim. Bunların da fiyatlarını hemen sizlerle paylaşayım. Bu 1600. Pantolon da 1600. Yine ikili alımda, bunda da %30 indirim uygulanacaktır. Bu arada bu kolsuz bluzun, deri detaylı bluzun çok güzel durduğunu söylüyorlar ama ben henüz denemedim. Çok yuvarlak yaka şeyleri sevmiyorum, o yüzden denemedim ama aslında bir şans verilebilir. Böyle deri pantolonlarla falan çok şık duracağı söyleniyor çünkü. Yine aynı şekilde böyle kapitoneli parlak pembe detaylı bir mont var. Bu da güzel duruyor aslında. Değişik bir tarzı var. İlgisini çekenler buna da bakabilirler. Bunun fiyatı da bu şekilde. 4600. Evet, bu taraftaki ürünler de yeni. İpek Yol'da bu şekilde. Nemlendiriciler, kremler, aynı zamanda sıvı sabunlar da var. Bu şekilde mum da gelmiş. Kokladım ve güzel. Evet, kötü değil. Bunlar da İpek Yol'un yeni ürünleriymiş. Bunu da koklayalım.
Of, bu daha güzel. Kesinlikle aklınızda olsun. Bu koku daha güzel. Bu şekilde odaklayalım. Güzel tatlı bir köşe olmuş. En azından farklı alternatifleri de artık mağazada bulabiliriz. Aslında ben bu ceketleri de beğeniyorum. Bu şekilde teddy kumaş gibi. Güzel duruyor. Bunun bir de krem rengi vardı yanılmıyorsam. O daha güzel duruyor hatta. Bulursam onu da göstereyim. Ben onu daha çok beğeniyorum. Bu şekilde sizlerle birlikte mağaza gezmeyi ben çok seviyorum. Sizlerin de sevdiğini bildiğim için elimden geldiğince dahil etmeye çalışıyorum sizleri de bu şekilde mağaza turlarına. Şimdi El Sivu Home'a geldim. Artık yeni yıl ruhu yavaş yavaş buralara gelmeye başlamış. Bu şekilde ağaç şeklinde, çam ağacı şeklinde mumlar var. Bende de vardı. Geçen yıllardan almıştım. Artık ben de evimi de dekore etmeye başlayabilirim. Çok seviyorum çünkü bu zamanları ışıl ışıl. Görüntüsü özellikle çok hoşuma gidiyor. Dekorları, süsleri. O yüzden bunlara bakalım neler varmış. Ve Uras kendine bir şey bulmuş. Hemen istiyor. Ne ara gördün de buldun onu, kendine göre seçtin. Anne bana şunu alır mısın? Vallahi en son parçalarım. Burada da güzel peçeteler varmış. Eminim bunlardan kalmayacaktır. O yüzden ben kesinlikle alıyorum bundan. Bitmeden en azından yakalamış olalım. Ay hepsi çok güzel. Uras baksana, çok güzel peçeteler. Hepsi çok tatlı. Şurada da fincan var. Hepsinden birer tane alalım peçetelerin. Güzel peçeteler varmış. Fiyat olarak da gayet uygunlar. Güzel. Bu şekilde 38 lira 35'e düşüyormuş peşin ödediğiniz zaman. Burada benim bal kabağı çorbasında kullandığım böyle kase şeklinde kabaklar var, mini. Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Ben içerisine bal kabağı çorbası yapıp koymuştum. Çok sorulmuştu. Yine buradan almıştım. Buradan da en azından şimdi görmüşken bilgisini vereyim. Bunların Portland'da yeşilleri de vardı. Kim bilir Portland'da şimdi neler gelmiştir ama maalesef Nevşehir'de Portland olmadığı için bakamıyorum. Kayseri'ye gidersem gider gitmez direkt Linens ve Portland aklımda var. Böyle yeni yılı yakını gerçekten güzel ürünler geliyor, ışıl ışıl oluyor. Arkadaşlar biz şimdi McBee'ye geldik. Arkadaşlarımızla da buluştuk. Yine aynı ekip Büşra ile Ahmet'le buluştuk bugün. Onlar müsaitmiş. Onlarla kahve içeceğiz şimdi. Tiyatrocuyu da çek. Ahmet de. 5 metreden bağırıyor abi. Ayağına toplayayım hadi. Şimdi bir şeyler alacağız burada. Sohbet, muhabbet, oturacağız. Aslında AVM'de bir şeyler alalım demiştik ama çok kalabalıktı. O yüzden oradan çıktık. Boş yer bulamadık gideceğimiz kafede. Çok belli. Şimdi bu tarafa geçtik. Üniversite tarafındayız. Burası da çok çok kalabalık.
Burada bir şeyler içeceğiz, burada sohbet edeceğiz. Bu arada telefonumun şarjı bitti. Tam ben alışveriş yaparken şarjı bitince ben de artık Evrim'in telefonuna geçtim. Bu da fena çekmiyordur herhalde. Artık bugün bununla idare edeceğim. Yapacağım. YouTube'da izleyin. Kübra Parmaksız. Tamam. Arkadaşlar sizleri şimdi Nevşehir Mekbir'de çalışan arkadaşlarımızla tek tek tanıştırmak istiyorum. Bu şekilde ilk olarak Alperen Bey ile tanışın. Çok güzel kahveleri var, karışımları var gerçekten. Çok çok lezzetli. Alperen müdürüm. Alperen müdürüm. Müdürümüzmüş burada. Bir de sizle tanıştırıyorum hemen. Zihni Bey mi? Evet. İsminiz değişikmiş gerçekten. Okurken bir tereddüt ettim. Çok güzelmiş. Sizle de memnun olduk tanıştığıma. Takipçilerimi de sizlerle tanıştırmış oldum. Arkada çalışan ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Evet. Asıl emektarlarımız arka planda bizle. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. İçeceklerimizi aldık. Şimdi buraya geçtik. Oturuyoruz. Birazcık dinlenelim istiyoruz en azından. Kimimiz sıcak bir şeyler içiyor, kimimiz soğuk bir şeyler içiyor. Uras'la ben soğuk tercih ettik. Sanırım sıcak tercih etmek daha mantıklıydı Kasım ayında ama biz yine soğuk bir şeyler istedik. Aşkım ne diyorsun? Neye ne diyorum aşkım? Güzel. Uşağı söylesin. Uşağı daha iyi olacak kameralara karşı. En azından daha alışkın değil mi arkadaşım? Söyle. Arkadaşım ben çok yoruldum bu hafta. Gerçekten çalışmak beni çok yoruyor. Bugün bir saat nefes almaya geldim. Ya bak saat demeyeceğim. Olmaz. Biz zaman kabul etmiyoruz. Bir saat diyor aşkım. Sen sonra gidecekmiş. Bir saat sonra. Yeniden çalışmaya başlayacağım. Ahmet Bey sizi çok durgun görüyorum. Kabul ediyor bir de. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Birazcık bir şeyler içelim, o arada da sohbet edelim. Evet, artık videonun kapanışına geçebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bugün eve gider gitmez editte oturacağım. Çok fazla da uzasın istemiyorum. Yine benim çekerken çok eğlendiğim bir video oldu. İnşallah izlerken sizler de çok eğlenirsiniz. Yine her zamanki gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.